Adım Ramazan Yılmaz. İstanbul'da asansör firmasında kaza yaptım. Asansör yaparken kaza yaptım. 7. kattan düştüm. Şu anda bacaklarımda biraz sıkıntı var. İşte yavaş yavaş yeni vorkulu yürümeye başladım. Ondan sonra kaza yaptıktan sonra eşim ALS şüphesi yaptılar. Ankara Hacettepe Üniversitesi'ne götürdüm. Orada ALS şüphesi koydular. Götürmediğim hoca kalmadı. İmam hocalara götürüyorum. Çarpıntı var diye. Hastaneye gidiyorum. ALS var diyorlar. Bu eşime bakabiliyorum çok şükür. İki tane çocuğum var. Onlara da bakabiliyorum. Ama çok şükür şu eşime mama makinesi istiyorum ben. Artık benim dayanacak gücüm kalmadı. Elle mama veriyorum. Yani tek istediğim şey eşimi bir an önce tedavisi hızlandırmasını istiyorum. Yani bunlara varsa bir tedavisi, tekrar bir götürebilecek bir yeri varsa götürüp baktırmak, hekimlere, doktorlara neyse. Ben götürmediğim yer kalmadı. Yani daha iyi bildiğin insanlar varsa bir de onlara baktırmak istiyorum. Özellikle mama makinesi istiyorum ben. Eşime bir tane hastane yatağı istiyorum. Böyle kumandaya bastığı zaman kafası kalkan yataklardan. Eşim bu şekilde kemikler acıyor. Yatmaktan bayağı bir şey yaptı. Kaldırıp oturtturamıyorum. Oturttuğum zaman koltuğa beli acıyor. Ama o yatakta olduğu zaman yatak yumuşak olur en azından. Rahat oturabilir diye düşünüyorum. Ben Nurgül Yılmaz. Kendisi ALS'ye hastası. Bir anda böyle oldu. Doğum ettikten sonra düştü. Doğumdan 15 gün sonra bu hale geldi. Yavaş yavaş kendini şey yapmaya başladı. Düşmeye başladı. Dengesini sağlayamadı. Yani götürdük, bir hastane kalmadı. Her yere gittik. Ama yani bir şey bulamadılar. Yani sonuç bulamadılar. Kendisi çok fazla şey yapıyor. Bazen atekler oluyor. Hani nasıl diyeyim? Ağlıyor, krize giriyor kendi kendine. Bilinci yerinde, aklı yerinde. Hani bazı şeyleri anlatamıyor kendine karşı. İfade edemiyor, söyleyemiyor. O zaman daha çok şey yapıyor. Kendini bulantıyor yani söyleyemediği için. Yani yardım istiyorum ben. Hani kendim yeterli gelmiyorum. Gelmiyorum demek hani çocukları, kendisi, evi, eşi de var. Hepsini bir arada çeviremiyorum. Zor geliyor da. En yani bir devletin yararlı şeylerinden faydalanmak istiyorum. Hani bana bize bir el atılmasını istiyorum.